Merhaba değerli arkadaşlar. Yurttaşlık ve çevre bilgisi dersimizin son programında kamu yönetimi ile siyaset arasındaki ilişki, kamu yönetiminin hukuk ile ilgisi ve yönetim, yurttaş arasındaki ilişkiler konularına değineceğiz. Kamu yönetimi özel kesimden birçok açıdan farklıdır. Her şeyden önce kamu yönetiminin faaliyet gösterdiği çevre özel kesimden farklılık gösterir. Kamu yönetimi içinde yurttaşlar, politikacılar ve çeşitli çıkar gruplarından oluşan siyasal bir çevrede faaliyet gösterir. Kamu kurumlarının yürütme organı, parlamento, yargı organları, siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar, vergi verenler, medya, sendika ve meslek kuruluşları gibi ilişkide olduğu birçok ilgili taraf vardır. Siyasi organların kararlaştırıldığı ve yasalarda desteklenen kamu politikaları, kamu yönetiminin faaliyet alanlarını belirler. Dilerseniz programımıza yönetim-siyaset ilişkisini ele alarak başlayalım. Kamu yönetimi siyasal bir çevrede faaliyet gösterdiği için kamu yönetimi ve siyaset arasındaki ilişki kamu yönetiminin temel konuları arasında yer alır. Kamu yönetimi ve siyaset ilişkisini kavrayabilmek için öncelikle bürokrasi olgusunun ele alınması gerekir. Modernitenin temel öğelerinden biri olan bürokrasi belirli bir örgütlenme biçimini ifade eder. Bürokratikleşme modern toplumların örgütsel yapısını oluşturur. Bürokrasi etimolojik olarak büro ve yönetim temel öğelerinden oluştuğu için bürokratların yönetimi olarak tanımlanabilir. Bürokrasi konusunu sistemli ve kapsamlı bir biçimde inceleyen ilk kişi Alman sosyal bilimci Max Weber'dir. Uzmanlaşma, fonksiyonel iş bölümü, profesyonellik, meritokrasi, kişisel olmayan yönetsel ilişkiler, yetki ve sorumlulukların kurallarla düzenlenmesi, tarafsızlık, rasyonellik ve yasallık gibi ilkeler bürokrasinin temel ilkelerini oluşturur. Bürokrasi kuramı uzmanlaşma, ussallık ve önceden tahmin edilebilirlik gibi birçok olumlu işlevleri olmasına karşın birçok açıdan eleştirilmiştir. Bürokrasiye yöneltilen eleştirilerin temeli, bürokratik örgütlerin esnek olmayan, katı değişmesi güç yapılar oldukları noktasındadır. Siyaset ve yönetim ayrımı, siyasi ve idari konuların birbirinden ayrılabileceği varsayımına dayanır. Buna göre, kamu politikalarını belirleme yetkisi siyasal liderliğe aittir. Siyasiler, kamusal alanda yapılacakları belirler, kamu yöneticileri de bunları uygular. Kamu yönetimi tarafsızdır ve iktidarda hangi siyasal parti varsa onun hizmetindedir. Kamu yönetimine siyasi kurumlara ve yöneticilere kesin bir itaat görevi verilmiştir. Kamu yönetimi siyasal iktidarın gözetimi ve denetimi altındadır. Böylece kamu yönetimi denetim altına alınmış ve sorumluluğu da temin edilmiş olur. Yönetim-siyaset ilişkisinin önemli bir yönü kamu yönetiminin denetlenmesiyle ilgilidir. Kamu yönetiminin denetlenmesinde başvurulan başlıca yöntemlerden biri siyasi denetimdir. Siyasi hesap verilebilirlik, siyasi kurum ve kişilerin kamu yönetimi üzerinde sahip oldukları gözetim ve denetim yetkisidir. Siyasal denetim, yönetimin yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenmesidir. Demokrasilerde halkın temsilcisi olan parlamentonun kamu yönetimini denetleme yetkisi vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yürütmeyi ve idareyi daha etkin denetlemesini sağlamak üzere anayasamızda öngörülen bilgi edinme ve denetim yöntemleri vardır. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla yürütmeyi denetleme yetkisine sahiptir. Şimdi de kamu yönetiminin hukuk ile ilgisine değinelim. Demokratik hukuk devletinde kamu yönetimi hukuka bağlı olmak üzere ve hukuka uygun davranmak zorundadır. Bu bağlamda başta anayasa olmak üzere yasalar ve diğer hukuk kaynakları kamu yönetimini bağlar. Düzenleyici ilkeleriyle kamu yönetiminin her yerinde var olan hukuk, yönetim faaliyetinin çerçevesini, dayanağını ve sınırlarını oluşturur. Kamu yönetiminin örgüt yapısı, görev ve yetkileri, faaliyet biçimleri, memurların statüsü, kamu mallarının hukuksal rejimi ve daha pek çok yönleri hukuk tarafından düzenlenir. Hukuk devletinde hukuk düzenini oluşturan kurallar arasında bir sıra düzen yani hiyerarşi vardır. Buna normlar hiyerarşisi denir. Buna göre yazılı hukuk kaynakları yukarıdan aşağıya doğru anayasa, yasa ve yasa gücünde kaynaklar ve yönetmeliklerden oluşur. Hukuk kuralları arasındaki hiyerarşi onları yapan devlet organlarının hiyerarşisine paraleldir. Kamu yönetimi hukuk ilişkisinin asli unsurlarından biri de idarenin hukuka aykırı iş ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olmasıdır. Yani idarenin yargısal denetime tabi olmasıdır.
Kamu yönetiminin eylem ve işlemlerinin bağımsız yargı organları tarafından denetlenmesine yargısal denetim denir. Yönetimin yargısal denetimi hukuk devleti olmanın önemli koşullarındandır. Anayasamızda idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır hükmüyle yönetimin yargı yoluyla denetlenmesine anayasal güvence altına almıştır. Yöneten, yönetilen ilişkisi insanlık tarihinde hep var ola gelmiştir. Ancak demokrasi düşüncesinin gelişmesiyle yönetilenler uyruk olmaktan çıkarak yönetim karşısında anayasal hak ve özgürlüklere sahip yurttaş konumuna yükselmiştir. Çünkü demokratik düşüncede iktidarın kaynağı halktır. Siyasal yöneticiler toplumu yönetme yetkisini halktan aldıkları için halka karşı sorumlu olup ona hesap vermek durumundadırlar. Dolayısıyla yönetim ile yurttaş arasındaki ilişkinin demokratik anlayışa uygun bir biçimde olması gerekir. Demokratik hukuk devletinde kamu yönetiminin açık, şeffaf, hesap verilebilir ve katılımcı olması temel ilkedir. Bu çerçevede 1990'lı ve 2000'li yıllarda dünyada ve Türkiye'de gerçekleştirilen yönetişim reformları ile yurttaşlara yönetim karşısında bilgi edinme hakkı, katılma hakkı, başvuru ve şikayet hakkı gibi önemli haklar tanınmıştır. Kamu yönetimini daha açık ve şeffaf hale getirmek için yapılanların en başında kişilere bilgi edinme hakkının tanınması gelir. Bilgi edinme hakkına dayanarak birey belli konularda idareye başvurup bilgi isteyebilir ve belgelere ulaşabilir. Evet arkadaşlar, böylece kamu yönetimi ve çevresini ele aldığımız bu programımızla birlikte yurttaşlık ve çevre bilgisi dersimizi tamamlamış olduk. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.